Atölyemde de yine çok güzel bir uygulama var. Ben bayıldım. Çocuğu olanlar, çocuk isteyenler mutlaka ilgi göstereceklerdir. Gerçekten çok hoş geldin. Teşekkür ederim. Fatma ablacığım, iyisin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Harıl harıl çalışıyorsun maşallah. Diyeceksin ki nedir o? Nedir? Çocuklar için kirli çamaşır torbası olabilir, oyuncak torbası olabilir. Ay çok iyi. Şu yukarıda ağız kısmı var. Aa! Evet. Böyle asacağız bunu. Asılacak. Altta da düğmeleri var, boşaltılabilir. Yani rahat bir şekilde. Ay çok güzel bir çalışma. Kurbağa Prens. Ben bayıldım. Kurbağa Prens, bakar mısınız? Kim istemez ki çocuk odasında böyle bir şey olsun? İster oyuncaklarını koysun. Ne isterse. Ne isterse. Banyoda da olur. Her şekilde. Her şekilde. Ki düğmelerini de düşünmüşsün. Buraya fırçalar konulabilir mesela. Tabii tabii. Buradan da açıyoruz. Oradan açtığın zaman askıdan almadan alt tarafından açıp. Düğmeleri de çok sevimli. Gülen surat. Çok güzel bir çalışma. Yine orada bir tane daha var. Evet. Buradan açıyoruz. Kirli çamaşırlar ya da. Ne konulacak? Ay bunun içine kirli çamaşır koymam ben. Gerçekten. Katılıyor musunuz için hanımlar? Öyle değilim ama bakar mısınız? Çocukları özendirmemiz lazım. Alıştırmak adına, öğretmek adına değil mi? Kendileri kullansınlar diye. Amaç o zaten. Onu kendim gibi yetiştirdim. Gördün mü dakikada? Çok güzel. Bu mesela arkada oturan çocuğun öndeki koltuğun arkasına bu da hazırlanabilir değil mi? Bu onun için. Uyuyan baykuş. Burada cepler yapacağız. Biberon için, mendili için, bezi için. İstediği zaman evinde bebek karlasını kullanacak. Şuradan, şu bağlamalı. Evet. Ben sadece askıda görülsün diye yaptım. Ya da arabada ön koltuğun arkasına, çocuğun önüne renkli yapacağız ki çocuğun ilgisini çeksin. Renklerle değil mi? Evet. Çünkü zihin gelişiminde çok etkili gerçekten. Çocuklarda evet en büyük gelişim 6 aydan başlıyor. Kesinlikle yani. Öyle. İlk 4 yaşta karakterleri oturuyor, evet. Kişilik gelişimleri oturuyor. Zeka gelişimi de 3 ay itibariyle hatta anne karnındayken gelişim başlıyor. Renklerin etkisi çok yüksek çocuklarda. İlk 3 ay siyah beyaz görürken sonradan renkli gördükleri her şeyi hani söyleriz ya reklamları görünce çocuklar bir dikkat kesiliyor diye. Hareketten renkli dolayı. Renkli ve hareket evet. Onların dikkatini çekiyor. Çocuklar zaten renkleri görmezmiş 10 aya kadar neredeyse. 10 ay mı? Tabii. Ben 3 ve ay kadar değilim. Yok, sadece kontrast olanları, çok zıt olan şekilleri fark ederlermiş. O yüzden çocukların mesela odalarını çok fazla böyle hani biz fark etsinler diye renkli de yapmamamız gerekiyor. Soft renkler kullanıp objeleri patlatmak. Yani öğrenmesine dikkat çekmek için mesela işte kullandığı yastığını, oyuncağını renklendirmemiz gerekiyor ve ben de o yüzden bunları şey yapıyorum. Hani çocuğun algısı gelişsin diye. Çok güzel gerçekten. Çalışma çok güzel. İpler rengarenk, ribbon ip. Evet, ribbon. Yine pamuk ipliğimiz. Ben bunu böyle bitirmedim ki burada tamamlayayım. Çünkü daha sonra hani arkadaşlar soruyorlar nasıl olacak diye. Sadece taban kısmını yaptım. Burada da mesela 20 ilmekle başladım. Bunu ilk programda yapmıştım. Benim tekniğim diye konuşmuştuk. Bu paspasta kullandım. Ama baştan anlatalım. Özel yapacağım bir teknik şimdi çünkü. Tekrardan. Evet. Çünkü cep kısmında da aynısını yapacağım. Aynı başlayıp hafif arttırıp bunların üzerine oturtacağız. Gagasını çalıştım. Dikimini böyle mesela iğne kullanmadan direkt tığla. Tık tık. Ben gözlerde mesela tığla hemen. Ay çok güzel ya. Al içine de şey kullandım. Çok sevimli. Ne diyorlar? Boncuk elyaf. Elyaf mı koydun? Ay yumuşacık. Evet. Çok hafif güzel. Şey yapsın diye. Hemen başlayalım ki her aşamasını, her detayını gösterelim. Şimdi cebini başlıyorum fakat düşünsünler ki aynı bu taban başlaması. Burada, aynı tabanı da bu şekilde devam edeceğiz. 20 ilmek başladım burada. Bunda ise tam tersi ne kadardı? 18 ilmek. Biraz daha küçük içine oturtacağımız için. Evet. 18 tane zincir çektim. İlk sırada normal sık iğne yapmıştık. Çeviriyoruz. Hiç zincir çekmeden tekrar evet üst sıraya geçiyoruz ama bir şöyleydi. Sonraki sırada evet tekrar gösteririz. Şimdi şöyle bir tane zincir köşede çektik dönüşte. Birinci deliğe battık. Üste tutuyoruz. Tekrar ikinci deliğe battık. Üç tane olduğu zaman bir kere de çıkarıyoruz. Ve bunu bir daha böyle kitlemiyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Tekrar bu sefer ikinci battığımız deliğe tekrar batıp
tekrar onun yanındakine. Yani bir dibine bir yanına diye. Bunu her iki yüzde yapıyoruz. Bu hareketli yüzeyi elde ediyoruz. Bunun da sebebi hani biraz ağırlık versin ki düz dursun. Normal bir sık iğne yaparsak iplik ne kadar kalınlıkta yaparsanız yapın düz durmaz. Bu biraz daha bu örnek muntazam durmasını sağlıyor. O yüzden öyle kullandım. Bu tekniği sen deneyerek mi buldun? Evet. İlk paspasım da buydu ya size geldiğimde. Evet. Bu tekniğin adı var mı? Yok. Yok, Fatmaca. Koyamadım. Fatmaca tekniği. Evet. Yani şimdi nasıl devam edeceğiz? Şimdi. Bir dibine batırıyoruz. Bir dibine batırıyorum. Bir yanına. Tutuyorum. Bitirmeden. Üçledik. Üçünü birden çekiyorum. Bir kere de. Şu şekilde. Dibine. Yanına. Ben bunu çok şeyde kullanıyorum. Çantalarda, paspaslarda. Tok tok. Evet. Muntazam durmasını sağlıyor. Normal sık iğnenin farkı daha böyle iplik sanki buruşuyormuş gibi. Hani ördüğün şey düzgün durmuyor. Dibine. Kenarları da kıvrılmıyor değil mi böyle yapınca? Çok hafif kıvrılıyor ama sonra bordür çekiyorum. Onu da göstereceğim. Bu da hani alttan iplik yürütmeyle. Evet. İki sıra yaptım. Daha önce göstermiştim ama tekrar edelim. Tabii. Şimdi biz bu tabanını yaparken 20 zincir çekerek bu işlemi devam ediyoruz. Ama üstündeki cebini yaparken 18 zincir çekiyoruz ki içerisine oturtabilelim. Evet, şimdi buradaki artırmalar nasıl? Zeminindeki. 4 sırada, yani 4 sırada her iki kenarda artırılıyor birer tane. Ondan sonra hiç arttırmadan 18 sıra örülecek. Evet. Sonra iki sırada hafif bir kesiliyor. Şurada baykuşun hafif bir boyun girintisi yapılıp. Şurası. Ondan sonra direkt tekrar iki sıra arttırıp yani bunun şablonu çizeriz. Yani çok fazla bir şeyi yok. Hani, detayını paylaşalım çünkü şablon olmadan da hani o zaman daha kolay ve daha tabii, net anlarız. Tabii onu şey yaparız. Daha çizip, rahat ederiz. Hani gösteririz şu şekilde ilmek sayısı, sıra sayısı, eksiltmesi. Gözümüzde büyümesin. Aynen öyle tabii. Yapalım. Şimdi ilk 4 sıra artırmadan devam ettin. 4. sırada artırdın. Bakın, pardon. Arttırdım. Evet. Hafif bir köşelerden üçgen birer oluşturdum. Tane. Bu köşeden artırınca o köşeden de tabii, artırıyorsun. 4 sıra başlangıç. Birer tane artırdın. Tabii. Sonra hiç arttırmadan 18 sıra gittim. Evet. Burada 2 sıra eksiltip 2 sıra arttırdım. Bir ki daralttım, boynu oluşturdum. Ondan sonra da hiç arttırmadan şurada aşağı yukarı bunu dün akşam yaptım. 5 sıra. Evet. Öyle 5 sıra gidiyorum. Onu 5'i çift olarak düşünsünler buradaki 5'i. Tamam. Yani 10 sıra gibi. Daha sonra 4 sıra tekrar eksiltip bitirdim. Bitirdin. Hı hı. Şu kısmı bize göstermeni isterim. 2 eksiltme, 2 artırma. Tamam. Şimdi örneği tam olarak oturtalım. Tam bir dibine batırıyoruz. Bir de yanına. Üçlenince hep üçünü birden çekiyoruz. Hı hı. 5,5 numara mı tığın? 5,5 numara. Ribonda en uygun numara. Ya da benim elime uygun. Böyle buyur. Sarktım yine. Üçünü birden çekiyoruz. Çok hızlı örmesi yani o kadar bir günde yapılabilecek bir şey. Onu bir günde mi yaptın zeminini? Dün akşam yaptım. Akşam. Hı-hı. Allah Allah. Ya bu teknik çok bunu sağlıyor. Değil mi? Normal sıkıyla yapsanız o kadar çabuk olmaz. Ama ip de bunun çubuk üremesinde etkili. Hem ip hem... Çünkü farkındaysan kapatmıyorsun ya aldığını. Hani batıyorsun, çıkarıyorsun. Çok fazla böyle hani normal sık iğnede her bir kere batırınca bir kere kilitliyorsun. Bir batır, bir kitle yapıyorsun. Bunda o kadar değil. Bunda şimdi, hani iki iki gidiliyor. Bu sırada? Şimdi bir zincir çek. Dön. Döndür. Tam dibine. Bir arttırma şöyle yapacağız. Şimdi bu ilk arttırmamızda Ezgi şöyle. Normalde hiç arttırmayacaksak o şekildeydi. Devam ediyoruz. Mesela şöyle birinci sıradayız değil mi burada? Arttırmamız gerekiyor. Bir zinciri çekiyoruz. Şu dibine bir tane daha şu şekilde bir üstünü alıp şöyle bir verev üçgen gibi bir şey oluşturduk. Aa güzel oldu. Tekrar söküp yapar mısın? Tamam. Artırmamızı. Şurada bu böyleydi ya. Evet. Tek zincir çektik bir kere üstüne aldık aynı dibine batıp ikili trabzanla bir tane üçgen yaptık orada. İşte orada verevliğini aldı. Sonra çıkışta burada da yapacağız karşılıklı olacak. Bir zincir çekip çevirdik. Sonra şuradan başladım o zaten örnek kendisi yine aynı oturuyor. Böyle. Güzel. Bir sonraki köşede tekrar artırma yapacağız. Hı hı. İkili trabzanlarla yapılıyor. Bundan güzel çanta da olur. Çanta yaptım, halı yaptım. Yapılır tabii.
Evet. Şöyle bir de yanına. Hı hı. Tekrar dibine. Yanına. Evet. Ay, Ezgi vermek istemeyecek şimdi, dur. Fazla yok, yaparsın bu kadarını. Köşe arttırmayı da. Evet. Oraya gelelim, o köşe arttırmayı da görelim. Tekrar. Şöyle. Sonra zeminli yapıyorsun, sonra cepkenli yapıyorsun. Bu cepkenli kaç sıra yapacaksın? Kanatlarını. Ölçeceğiz mi? Nereye kadar gelecek, buraya kadar mı? Evet. Oraya kadar. Hı hı. Onun artırmaları nasıl olacak, anlatır mısın? Yine aynı, oraya kadar alttaki zemin gibi öreceğiz. Sen ceplerini diyorsun. Ceplerini şimdi başladık. Onu kendi göz kararımıza göre arttıracağız. 4 sıra falan yeterli. Ondan sonra arttırmadan şu kanatların arasında oturtup bir tane de küçük düz bir cep. Yani iki katlı olursa daha kullanışlı olur. Kesinlikle. Sadece hani süs olmasın. Oraya da bir şeyler koyalım. Olsun. Evet. Bir amacı olsun. Emziği olur, konur arabanın içinde mesela, düşün. Biberonu. Evet. Bir dakika, ne yaptım? Burası. Şöyle. Son sıraya geldim bu arada. Tekrar. Evet. Üçünü bir tane daha. Yok. Yok. Bir burada zincir çekeceğiz. Heh, alacağız. Evet. Burası. İki kere de çıkarıyoruz. Ve iki kere de çıkaracağız. Evet. Bir zincir çekeceğiz. Döneceğiz hanımlar. Tam buraya, bir de yanına aynı örneği devam edeceğiz. Hı hı. Artırmalarımız bu şekilde. Bak şimdi her iki tarafı aynı artmış vaziyette. Güzel. Bu artırmalarını yazacağız zaten. Hı hı. Takip edebilirsiniz. Sitemizde paylaşacağız şablonunu. Fatma ablacığım. Reklam arasında yazacak bize. Hı hı. Cepkenini oluşturacağız, üzerine dikeceğiz. Şimdi sen şu kanatları Kıyla. Nasıl yaptın? Yaprak şeklinde. Hiçbir şey yok. Onu da gösteririm. Onu da gösterelim. Ya anlat bize. Ben kaç ne yaparım? Sökerim başladın? Onu gösteririm. Ha, daha iyi olur değil hı. mi? Sonra gözlerini göstereceğiz. Gözleri en kolay, onu da göstereceğiz. Onu göstereceğiz. Sonra ne var? Burun. Ve bunları dikmek evet. nasıl yapılıyor? Detaylı. Uyan gözler, kirpikler aşağıda. Çok hoş. Bu da baykuşun ayakları oluyor galiba. Patikleri. Oluyor galiba, kuyruğu. Galiba. Kuyruğu güzel. Evet. Sen yapmayı örmeye devam et o zaman. Tamam. Ben şöyle vereyim. Tamam. Cepkenini de hazırlayalım ki oraya malzemeler koyacağız. Askılık takmış ki net görünsün diye, ama onu bağlayabilirsiniz. İster evet. banyonuzda, çocuk odanızda ya da arabada. Çok kullanışlı gerçekten. Çok da sevimli, çok da şık. Doğal oyuncak çocuğumuza. Eğitiminde Aynen. bence önemli. Kurbağa da güzel, baykuş da. Ve gelelim, bugün atölyede ne yapıyoruz? Efendim, hayran oldum. Çok güzel. Çocuk odalarına, banyolara, arabalara. Satıcılar öyledir ya. Evet. Gel, gel, gel. Evet. Çok hoş. Bir çalışma, bir el yapımı, el emeği, göz nuru. Kurbağamız çok... Kurbağa başlı başına güzel. Bunun yastığı falan değil mi? Evet, o yastık yapılabilir. Kurbağa yastık. Evet, yapalım bir gün Fatma ablacığım. Çok güzel yapıyorsun. Buradan oyuncaklarını atıyor ya da kirli çamaşırlarını atıyor. Burada düğmeler var. Buradan alıyorsunuz. Bunu ayrı bir programda, çünkü bayağı detaylı. Detaylı. Bunu sonra yapacağız. Buraya da böyle havlu kağıt koyabilirsiniz. İşte biberon konulabilir. Çocuğun, bebeğin malzemeleri konulabilir. Çok güzel bir çalışma. Önlü arkalı. Biz bugün hangisini görüyoruz? Biz bugün baykuş yapıyoruz. Yine bu da cepkenli güzel bir çalışma. Bakınız, bu zemini buraya, şimdi buraya kadar bir cepken yapıyoruz. Aşamalarını, şemalarını, artırmaları ve eksiltmeleri zaten Fatma ablacığım yazacak, hı hı. paylaşacağız. Örgünün tekniğini görmüştük, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi iki tane cep yaptım. Daha kullanışlı oluyor tek tripte. Evet, daha fazla malzeme alır. Biri burada olacak. Yerden kazanalım. Biri burada olacak. Ben şöyle çalıştım, daha spor olsun diye. Çünkü bu doku olarak güzel. Evet. Onun üzerine hani çiçekler, bir şey istenirse yapılabilir. Ama kenarlara da renklendirme yapılabilir. Şimdi ben bunu size göstereceğim. İlk önce şu bitirmeyi arkadaşlara her zaman soruyorlar. Şu bitirmeyi nasıl yapıyoruz diye. Orada bir açıklık var çünkü. Şimdi sen bunu nasıl yaptığını önce bir göstereceğim. Tabii. Onu göstereceğim. Bunu tamam. sadece bir tane bitsin, hazır olsun dikimi. Şimdi orada bir boşluk oldu. Şuradan.
Tekrar alınca tamamlamış oluyoruz orayı. İşte bu kadar muntazam. Hı hı. Onu iki iple çalıştın. Ribbon iplerle yapıyoruz. 5,5 numara tığımız var hanımlar. İki renkli olsun diye daha canlı olur. Toprak renklerine yakın. Yeşil. Şimdi biz altındaki zeminde 20 zincir çekerek başlamıştık. Üstündeki ceplerde 18 zincir çektik ki buraya bu şekilde yerleştirmek için. Evet. Bir zincir çekerek üste geçiriyoruz. İlk 4 sıra birer buradan artırdık, birer buradan artırdık. Sonra düz ördük zaten. Onu kendiniz orantılayacaklar. Daha büyük de yapılabilir ama bilmiyorum, olmaz o zaman daha büyüğü. Güzel durmaz diyorsun, ben sayamadım. Araba koltuklarına sığmaz. Sığmaz. Tabii tabii, makbul. Şimdi bu etrafını nasıl geçtin? Şimdi şöyle iki tane renkle ben şey yaptım. Daha dolu dolu oluyor. Burada da öyle kullandım. Evet. İki kat. Şimdi yeşille toprak tonlarından. Şeyi soruyorlar, neden kahve çalışıyorsunuz bebeğe? Aslında bebeğin esas rengi kahvedir. Kahvenin içinde, çünkü kahve bir ana renk değil. Kahvenin içinde 3 tane renk var. Kırmızı, sarı, siyah. Seviyor çocuklar kahve tonlarını. Kahve tonu güven veriyor. Tabiatın rengi ya, toprağın rengi. Aa. Kendilerini güvende hissederlermiş. Odalarında mutlaka böyle toprak renklerinden olsun diye okudum ben. Güzel. Biz toprak tonunda yapıyoruz güvende hissetsin diye, bunu da öğrenmiş oldum. Ve farklı renklerle de gelişimi açısından canlandırıyoruz yaptığımız çünkü çalışmayı. Çünkü kahvedeki kırmızı sıcaklığı veriyor. Sarı neşesini, siyah da güvende hissetmesini sağlıyormuş. Hem yapıyor hem araştırıyor, aferin. Anneanne. Renk uzmanı vallahi Fatma. Ya eğitimli olsun en azından. Tabii, bravo yani sana. Sadece örmek olsun diye değil. Renklerini bile çünkü çocuklar mesela, için yapıyorsan çocuk psikolojisini araştırıp hangi renklerle kırmızıyı gelişimi ve karakterini nasıl etkili olabilirim diyorsun. Mesela şey yapmıyorum, tavsiye etmiyorum kırmızıyı. Kırmızı olacak ama çok küçük küçük olacak parçalarda. Parçalarda. Ne oluyormuş tamamen kırmızı olunca? Nabız atışı hızlanıyor çocuğun, enerjisi artıyor. Bak bak anne. Evet. Şimdi nasıl yapıyorsun? Ben renk konuşmaktan dur. Şöyle. Sık iğne gibi batırıyorsun ama... Alttan yürüttüğümüz tekniğin iki katlısı. Bak şimdi şöyle İzgi'cim. Evet. Şurada herhangi mesela böyle, şu delikler belli. Evet evet. Görüyor musun? Oraya batırıyoruz. Fazla sıkmadan çünkü toplamamamız gerekiyor. Şöyle yaptık. Tekrar böyle yaptık. Aynen. Çanta kenarlarında da yapılıyor. Burada yapmıştık. Şimdi yakından görünce ben. Şimdi buradan alıyoruz hanımlar. Buradan geçiriyoruz. Doğru mu? Hı hı. Ay. İki kat olunca biraz şey gibi durur ama değil. Çekmeden buradan geçiriyoruz. Hı hı. Ve çevresini çerçeveleyince bence çok daha hoş bir çalışma ortaya düzgün çıkıyor. Düzgün durmasını da sağlıyor. Yani ceplerde yapmamdaki amaç şu etrafta var ya. Ay dur, geçmedi. Tamam. Hı. Sıkmadan. Sıkarsak ben parça işte toplanır. Şey noktasına geldik. Elini bol tut Ezgi. Ah benim sık elim. Tamam. Şöyle böyle geçiriyoruz. Aynen böyle. Komple. Ve tüm etrafını geçiyoruz. Evet. Şöyle. Yine bunu buraya dikeceksin. Onu nasıl da nasıl dikiyorsun yapacağım? Onu evet göstereyim. Şimdi bunu daha sonra şu tamamlanmış olanı şunu şöyle hesapladığımız zaman şöyle dipten şunu da şöyle diyelim. Evet. Şöyle. Oturtuyoruz, alıyoruz evet elimize. İlk önce bir hesaplayalım. Fazladan keselim şunu. İpliğimizi kesiyoruz. Yumaktan ayırmamız lazım. Çünkü alt tarafa indireceğiz onu. Şuralarda bir yerde. Şöyle aldık. Onu tutarsan ilmeği tuttum kaçmasın. Aşağıya. Hı-hı. Bütün ipi, kalan ipi. Tabii tabii. Kalsın. Fazla olsun, eksik olmasın. Aynen. Şimdi ters koyduk bu arada eski. Tersimize geldi değil mi? Tersime koydum. Neden şey biliyor musun? Hayır. Tamam, böyle başlayalım. Evet. Hiç sorun değil.
Şöyle köşeden çünkü bir kere de dikeceğiz ya onu. Tutumu kolay olsun. Tersine geldi. Evet. Tuttum ben bunu. O ipimizi. Böyle aldık. Ay ay ay. Sen tut onu. Dur başı gitti. Tamam önemli değil alırım. Tam bir atölye. Evet. Öyle olacak. Böyle deneme yanılma. Yani onlar da öyle dikkat edecek sonra yaparken. Aynen. Şimdi şunu şöyle tuttuk mu ilmeğimizi? Bu altta. Şu renkliyi bozmak istemiyorum. Renkli yaptığımı. Şimdi içinden yürüteceğim onu. Elim altta tutuyorum. Şuradaki aynı yandaki deliklere batıp. Alttan ipi alıp. Yaptığımız işlemin aynısı. Şöyle aldık. Sabitledik. Oradan yürüteceksin. Aynen. Şeye gerek yok yani dikmeye, iğne iplik kullanmaya gerek yok. Ta ipi alttan geçiriyoruz hanımlar. Zeminin altından. Şurada delik var. Batırdım. Evet. Alttan şuna böyle alıyorum. Elimle de yardımcı oluyorum ona. Oradan şöyle geçirip. Gevşekse çekiyorum. Zaten şey müsait bir örnek. Evet delikleri evet dişleri var. De iri zaten. Ve bunu bu şekilde güzelce dikiyoruz, monte ediyoruz. Yani bütün dikişi bu şekilde oluyor bunda. Ki bu zaten kahverengi zeminin ölçülerini söylemiştik. Onu son blokta tekrar ederiz. Bir de gözler yapıyorsun. Evet, gaga var. Gagamız var burada. Hazır. Yaptım. Onu da mesela 8 tane zincir üzerine 7 tane dolguyla başladım. Her kenardan birer tane eksilttim. Üçgen yaptım. Nasıl başladın? Şurada başladım bir tanesi. Kaç zincirle demiştin? 8 tane zincir. Evet. Şöyle. 2, 4, 6, 7, 8 zincir. Hemen 7 tane şöyle sık iğne yapıyoruz. Bunu normal sık iğne yapıyoruz. Evet. Birinci sırada. Şuradan başlıyorsun. Bu kadar. Şöyle. Döndüğümüz zaman normalde böyle batıyorduk ya. Evet. Şuraya batıp yani bir içeriden alıyoruz ki hani şu kısmı bu sefer daraltıyoruz. Evet. Üçgen oluşturuyoruz. Kısaltmaya başladım. 8 zincirle çektik. 7 tane sık iğne yaptık. İkinci büyüsü sırada 5 tane. 5'e düştü. Çift taraftan. Evet. Şöyle şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Şunu da şöyle birden hani tek yapıyoruz. Bunu. Küçültüyorsun. Tek zincir çekip tekrar. Sonra dibine tekrar. Değil bir sonrakine batınca zaten yine daralmış oluyor. Şöyle bu kadar. Daha güzel. Onu da aynı bunu diker gibi dikiyoruz. Gagayı. İki gözün ortasına yerleştirip şöyle. Ay çok tatlı. Sen o zaman bunları dikersin. Tamam sonraki ben bunları bir noktada bitireyim. Bu gözleri nasıl gözü yaptığını göstereyim. Görürüz. Göstereyim. Olur mu? Tamam. O noktada geleceğim yanına. Tamam. Tamam canım. Kolay gelsin. Ay çok eğlenceli. Güzel bir çalışmamız var. Aynı zamanda eğlenceli bir çalışma. Evet. Fatma ablacığım zeminini hazırladı. Üzerinin ceplerini yaptı. Burnunu da yaptık. Şimdi gözleri gösterecek ama öncesinde şu zemindeki artırmaları 20 zincir çekerek başlamıştı. 20 zincir üzerine sık iğneyle başladık. 4 sıra da arttırıyoruz. Birer köşelerden. Her iki köşeden birer tane arttırıyoruz. Daha sonra 18 sıra düz örüyoruz. Boyun kısmında iki tane eksiltip yani her iki köşeden iki sırada eksiltiyoruz. Tekrar iki sırada artırıyoruz. Şu kafa kısmını oluşturuyoruz. Ya aslında düz de yapılabilir ama böyle bir daha bir düzgün güzel çıkıyor. Bence de güzel olmuş. Ondan sonra şu alt cepte. Burayı düz yapıyorsun. Düz yapıp gene dört sırada eksiltip orada olduğu aynı gibi. Bunun gibi bitiriyoruz. Şu cepleri nasıl yaptın? Bunları artırmaları nasıl? Cepler yaprak şeklinde 10 tane zincir üzerine sık iğne yapıp hep arttırıldı. Hep arttırıldı. Sonradan bu burun kısmı, bu burnun bir büyüğünü düşünün. Yani aslında burun da hani eksiltiliyor. Bir mesafeye kadar bayağı bir artıyor. Bunu daha da büyük yapıyorlar. Daha bombeli olsun diye. Daha bombeli olsun diye ama ben hani 5 sıra artırıp fazla. 2-3 sıra hiç artırmadan sonra tekrar 5 sıra ne kadar arttırdıysak evet. O kadar eksilterek bir sivrilik verdik ve bunu bu şekilde evet bu buraya şekilde diktik. Ben her iki tarafını getirip aynı bu alttan almayla koyu kahveyle diktim.
Normalde onu serbest bırakan da var ama hoşuma gitmedi öyle. Böyle daha güzel. Daha düzgün duruyor. Şimdi bunları sen buraya monte edeceksin, biz göz yapacağız. Hı hı. Programın sonunda monte edilmiş olacak. Bu gözler nasıl yapılıyor? Gözler sihirli halkayla başlıyoruz. İçinde silikon var. Şey, boncuk elyaf. Elyaf var, pardon. Hı hı. Şöyle 10 tane sık iğne yapıyoruz. Şunu tekli yapayım, daraltamayacağım çünkü. Kalın daha iplik. Olsun, evet. İpimiz ribbon ipti, 5,5 numara tığımız vardı. Evet. 1, 2, 3. Beyazda mı gösterecek? Burası beyaz. Gerçi zaten şey, spiral evet. Artırma. Evet. Detaylı örnek olsa çünkü beyazda çok algılanmıyor, onun için sordum. Kirpikler aşağıda. Uyuyor. Uyuyor. Gözler kapalı. 9, 10 tane sık iğne yaptık. Her deliğe ikişer tane. Bu normal taban sayısı gibi. İkişer tane yapıyoruz. Bir sonraki sırada. Sık iğne. Sonraki sırada bir tek bir çift. Sonraki sırada iki tek bir çift diye 4 sırada bitiriyoruz. Evet. Daha sonra şu ikinci toprak rengiyle, şu rengimizle etrafına sadece bir yerde sık iğne yapıp diğer yerde ikili trabzan, hani gözü kapatmış gibi. Şu renk değiştirince o sırayı sık iğne geçmişsin komple. Hı hı, bir sonraki sırada ikinci ikili trabzan yaptın. Şuradan başlamışım. Gözün şu aşağıdaki kısmı gibi düşün. Yarısı alttan yürüttüm. Hiç dolgu yapmadım oraya. Bu tarafta da tekli trabzan. Tekli trabzan yaptın. Her zincirin dibine bir tane mi? Birer tane. Hiç, evet, arttırma, hiç arttırma yok. Yok. Hiç artırmalar artırma. Burada. Şimdi aynı yere 10 tane sık iğne yaptık. Aynı yere 2 kere batıyoruz. Sonra hı hı. Bir tek bir çift yapıyoruz. Evet, sonra iki tek, iki bir, tek şey bir çift yapıyoruz. İp değiştirdikten sonraki sırayı sık iğne geçiyoruz. Sonraki sırada da yürütüyoruz. İki sırada. Evet. Etraf kalın gibi duruyor ama değil. Şeyden, dolgudan dolayı. Trabzanlı yapılmış diye şurası. Güzel. Hani sanki 2-3 sıra geçmiş gibi duruyor. Ki sonra da aynı iple yine buraya monte ettin onu. Hı-hı. Güzelce diktin. Burnumuzu hazırladık zaten. Bunun içine silikon koydun mu? Şu yok. Elyaf. Bombeli, yok. Bombeli biraz hafif öyle toplayarak. Toplayıp yaptın. Sert iplik ya. Çok hoş. Onu da hemen dikmiş. Bu da dikildi zaten. Hı hı. Bu da buraya monte edilecek. Çok güzel. Sadece zincir çekerek oluşturduğu kuyruklar var. Onları da monte onlar etmiş. Onlarda şey yok sadece. Yine burada bağcıklarımız var hanımlar. Çözebilirsin onu. Evet. Çift yapıp. Evet. Zincir o kadar. O kadar. Yani istendiğinde parmaklıklara bağlansın. İstendiğinde arabanın koltuğun arkasına bağlansın diye. Çok şık. İsterseniz şöyle takıp askılık. Yine kapı arkasına, duvara, banyoya asabilirsiniz hanımlar. Her zaman için kullanabilirler. Yani bunu yaşı yok ya da illa çocuk odası gibi düşünmeyin bence. Fırçalık banyoda çok tabii, güzel tabii. Olur. Banyo fırçalarını doldurmak mutfakta için. Bile olur. Çok da yakışır, güzel olur. Dikkat çeker. Evet, tahta kaşıklar tahta falan. Kaşıklar falan. Evet. Daha büyüğü yapılıp mesela havlu kağıt. Şunu tabii uzunlamasına yapılabilir. Tabii tabii. Ben mutfak için yapmıştım ilk programda, hatırladın evet mı? Evet, çok güzeldi o da. Evet. Ellerine sağlık, kolay gelsin. Sağ ol canım. Yaptığın çalışmaları ederim. Çok güzel yapıyorsun. Biz de burada paylaşıyorsun, eksik olma. Hakikaten harikalar.